Burada yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Gözaltı pazarında bulunan 19 şirketin güncel durumları. Selamlar arkadaşlar. Yakın İzleme Pazarı, yani eski bilinen adıyla Gözaltı Pazarı hisselerindeki son durumlarla ilgili sizleri bilgilendirmek istiyorum. Yakın İzleme Pazarı hisseleri güncel bilanço detayları ile ne durumda olduklarını net bir şekilde görebileceksiniz. Burada yatırım yapmış olduğunuz şirketler olabilir veya bu şirketlerin gözaltı pazarından çıkıp yüksek getiriler elde edebileceğini düşünebilirsiniz. Bu nedenle yer vermiş olduğum şirketlerin güncel bilanço detaylarını takip etmeniz yararınıza olacaktır. Burada yer alan şirketler mevcut düzenlemeler, standartlar ve finansal durum açısından gerekli şartları karşılayamadığından dolayı kamu yararına yakın izleme pazarına alınır. Şirketler bu pazarda yer aldıkları sürece inceleme altında tutulur ve her an borsa koduna çıkma durumu ile karşı karşıya kalabilirler. Bir şirkete yatırım yapmadan önce yakın izleme pazarında bulunup bulunmadığını kontrol etmeniz riskinizi azaltacaktır. Borsa kodundan çıkarılan şirketlerin hisselerini elinde bulunduran kişiler geçmişte hiçbir hak talep edemediler ve paraları adeta buhar oldu. Yakın izleme pazarı hisseleriyle ilgili yatırım yapma düşüncesindeyseniz paranızın tamamını kaybetme riskiyle karşı karşıya kalacağınızı unutmamalısınız. Doğru araştırmalar yapıp şirketin yakın izleme pazarından kurtulacağını öngörüyorsanız da yüksek getiriler elde edebilirsiniz. Şirketler ile ilgili incelemelerime geçmeden önce içeriğimi beğenerek bana desteklerinizi iletmenizi rica edeceğim. Bu destekleriniz daha sık ve kaliteli içerikler üretebilmem hususunda bana güç veriyor. Şimdiden her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İşte yakın izleme pazarı hisseleri ve güncel bilançoları. Yakın izleme pazarı hisseleri arasında ilk sırada yer alan Ütopya 476.000 TL zarar açıkladı. Bu dönemdeki net satış geliri ise 13.83 milyon TL. Güncel FK değeri 2.30, piyasa değer değeri ise 1.95. Yıllık net kar marjı %1205 olan şirketin öz kaynak karını ise %140'tır. Şirketin 9.72 milyon TL döviz açık pozisyonu bulunmakta. Ütopya 44 milyon TL borca sahip. Hissedeki yabancı yatırımcı oranı %4. Son 1 senedeki öz kaynak artışı ise %41 oldu. Yakın izleyen pazara lisesinin ikinci sırasında yer alan tarım, son 10 çeyrekte sadece bir kez net kar açıkladı. Son çeyrekte ise 1.10 milyon TL zarar açıklandı. Çeyreklik net karını ve satış gelirlerinde istikrar gözlenmeyen hissede piyasa efter değeri 19.84'e çıkmış durumda. Öz kaynak karlılığı ve net kar marjında eksilerde olan şirketin öz kaynaklarında son dönemde herhangi bir değişiklik olmamıştır. Yabancı yatırımcısı da bulunmayan taş tarım hissesinin son 1 senede %142'ye varan bir yükseliş gerçekleştirdiğini de hatırlatalım. Yakın izleme pazarı hisseleri arasında 3. sırada yer alan Senkron Güvenlik son çeyrekte 3.42 milyon TL net kar ve 15.72 milyon TL satış geri elde etti. Özellikle son 5 çeyrekte net karlılıkta ve satış gerilerinde istikrarlı bir durumun yaşandığını söyleyebilirim. Hissedeki güncel FK değeri 9 ve piyasa değeri 7'dir. Net kar marjı %21 bandı seriden şirketin öz kaynak kârlılığı %140. Finansal değerler gayet tatmin edici seviyelerde. Son 1 senede öz kaynaklarda %12.5'a yakın bir artış yaşandığını görülmekte. Yabancı yatırımcısı bulunmayan şirketin net borcu 4 milyon TL seviyesinde. Yakın izlenen pazar hisseler arasında yer alan senkron güvenlik hissesinin son 1 senede %377 oranında değer kazanını da beklemek istiyorum. Listemizin 4. sırasına yer alan MMC Sanayi son çeyrekte 758 bin TL zarar açıkladı. 4.99 milyon TL satış gelirine sahip olan şirketin satışlarında bir istikrar gözükmesine rağmen net karlılığında böyle bir durumun yaşanmadığını söyleyebilirim. Piyasa Piyasalıklar değeri 736 gibi çok yüksek bir seviyede çıkan ise de net kar marjı ve öz kaynak karlılığı eksi seviyelerde. Öz kaynaklarında son bir senede %1.5'lı bir kaybın yaşandığı ise de yabancı yatırımcı oranı %5.5 bandında hissenin son bir senede %4 kayıp yaşadığını belirtelim. Yakın izleyen pazarı hisseler arasında 5. sırada yer alan Etiler Gıda, 750 bin TL net kar ve 4.21 milyon TL satış geliri açıkladı. Son çeyrekte müthiş bir satış gerçekleştiren şirket hissesinde piyasa değer değeri 5.25 bandında. %18 net kar marjına sahip olan şirketin öz kaynak karlılığı %19. Etiler Gıda, 2.51 milyon TL döviz fazla pozisyonuna sahip. %72'ye varan bir ihracat oranına sahip olan şirket son bir senede öz kaynaklarını %9 artırmaya başardı. Kasasında 28 milyon TL nakde bulunan şirketin yabancı yatırımcısı bulunmamaktadır. Geçen sene bedelli sermaye artırımına giden ise de son bir senede %18'i bir üstelik gerçekleştirildi. Listenin altın sırasını yer alan Ekiz Kimya 1.62 milyon TL zarar ve 15.79 milyon TL satış geri elde etmiştir. Satış gelirlerinde istikrarlı bir görünüm çizen şirket net karlılığında bu istikrarını gösteremiyor. FK değeri 11.70 olan ise de piyasa efter değeri 4.64. %10 net kar marjına sahip olan şirketin öz kaynak karlılığı %49 gibi gayet iyi bir seviyede. 19.77 milyon TL döviz açık sahip olan şirketin net borcu 26.3 milyon TL'dir. Son bir senede %8 öz kaynak artışı yaşandı. Yabancı yatırımcısı yok denecek kadar az olan ise son bir senede %9 artış gösterdi. Yakın izleme pazarı hisseleri arasında 7. sırada alan denge yatırım son çeyrekte 17.52 milyon TL net kar ve 34 milyon TL satış geri açıkladı. Güncel FK değeri 10.36, piyasa efter değeri 0.72'dir. Şirketin öz kaynak karlı %13. Düşük bir ihracat oranına sahip olan denge yatırım son bir senede öz kaynaklarını %130 artırmaya başardı. Yakın zamanda %500 bedel sermaye artırım kararı alan şirketin 243 milyon TL borcu var ve herhangi bir yabancı yatırımcıya sahip değil. Kasa emtia yakın izleme pazarı hisseleri listesinde 8. sırada yer alıyor. Şirket son çeyrekte 7.70 milyon TL zarar açıkladı. Bu dönemde 207 milyon TL bir satış geliri elde edildi. Satış gelirlerinde istiklalı bir görüntü şirket hissesinin FK değeri 22, piyasa efter değeri ise 7.53'tür. Net kar marjı eksilerde olan şirketin öz kaynak karlılığı ise %41. %98 gibi müthiş bir ihracat oranına sahip olan şirket son bir senede öz kaynaklarını %4,5 artırmaya başardı. %12 yabancı yatırımcı oranına sahip olan şirket listesi son bir senede %45 yükseliş gerçekleştirdi. Yakın izleme pazarı hisseleri listesinde 9. sırada yer alan Birko Birleşik Koyunlular son çeyrekte 489.000 TL net kar ve 7.24 milyon TL satış geliri açıkladı. Piyasa değerleri değeri 1.65 olan şirketin çeyrekli dönem net kar marjı ise %6.71. Öz kaynak karlılığı eksi %15'tir. 1.57 milyon TL döviz açık pozisyonu sahip olan şirketin net borcu 29.5 milyon TL. Son 1 sene öz kaynaklarda %3 azalış yaşandı. Yabancı yatırımcısı bulunmayan şirket hissesi son 1 senede %6 değer kaybı yaşadı. Listenin 10. sırasında yer alan Almat hisse için açıktan son bilançoda 5.83 milyon TL net kar ve 3.47 milyon TL satış geri elde edildiği belirtildi. 3.83 piyasa efter değeri bulunan hissenin net kar marjı %167, öz kaynak karlılığı ise %0.64'tür. 26 milyon TL döviz fazlası pozisyonu bulunan şirketin kasasında 22 milyon TL nakde bulunmakta. Herhangi bir yabancı yatırımcısı bulunmayan şirketin son bir senede öz kaynaklarında %9'a yakın bir artış gerçekleştirildi şirket Temmuz ayında %161 oranda bedel sermaye artım kararı almıştı. Yakın izleme pazarı hisseler arasında 11'in sırada yer alan Ufuk Yatırım son 10 çeyrekte 7 kez zarar açıkladı. Son çeyrekte 7.45 milyon TL net zarar yazan şirket 6.98 milyon TL satış kiri elde ettiğini bildirmiştir. Güncel FK değeri 7.41, piyasa değeri 2.16 ise de net kar marjı eksi seviyede. Öz kaynak karlılığı ise %31. 64 milyon TL döviz açık pozisyonu bulunan şirketin yabancı yatırımcısı bulunmamakta. Son bir senede öz kaynaklarında %6 artış yaşanan ise bu süreçte %55'lik bir yükseliş gerçekleştirdi. Ser Film Prodüksiyon yakın izleme pazarı ise lisesinde 12. sırada yer alıyor. Son çeyrekte 2.76 milyon TL net kar açıklayan şirket 5.68 milyon TL'de satış zararı yazdı. Finansal olarak istikrarlı bir grafik çizemeyen şirket hissesinde piyasa değerleri 17'ye çıkmış durumda. 23.000 TL döviz fazla pozuna bulunan şirketin yabancı yatırımcısı bulunmamaktan son bir senede öz kaynaklarda değişim olmamıştır ve bu süreçte hisse fiyatı %15 geriye gitti. Listenin 13. sırasında yer alan Royal Halı 693.000 TL zarar ve 134.000 TL satış geri yazdı. Net karlılığında bir istikrar söz konusu olmayan şirkette satışlarda iyi bir istikrar söz konusu olduğunu söyleyebilirim. Güncel FK değeri 12.68, piyasa değerleri değeri ise 12.86'dır. 139 milyon TL döviz fazla pozisyon bulan şirketin net borcu 427 milyon TL'dir. %26 ihracat oranına sahip olan şirketin son 1 sene öz kaynaklarında %3.5 artış yaşandı. Yabancı yatırımcısı bulunmayan şirketin hissesi son 1 senede %24 kayıp yaşadı. Yakın izleme pazarı hisseler arasında 14. sırada yer alan Kervansaray yatırım son 10 çeyrekte 7 kez zarar yazdı. Son çeyrekte 9.80 milyon TL net kar yazan şirket 10.22 milyon TL de satış geri elde ettiğini açıkladı. Net kar marjı %95 olan ise de öz kaynak karlılığı %22. Yüksek bir kaldıraç oranı ile faaliyetlerini sürdüren şirketin 1.19 milyar TL döviz açık pozisyonu ve 1.28 milyar TL net borcu bulunmakta. Son bir senede öz kaynaklarda %20 erime söz konusu yabancı yatırımcısı yok denecek kadar az olan ise bir senede %42'ye ya yakın kayıp yaşadı. Listenin 15. sırasında yer alan Emin Ambalaj son çeyrekte 1.95 milyon TL zarar ve 20.4 milyon TL satış geri yazdı. Güncel FK değeri 7.59, piyasa defter değeri ise 11.20'dir. Net kar marjı ve öz kaynak karlılığı eksilerde olan şirketin 7.40 milyon TL devlet satış bulunmakta. Net borç ise 3.3 milyon TL seviyesinde. Yabancı yatırımcısı bulunmayan şirketin %7 ihracatı bulunmakta. Son 1 senede öz kaynaklarında %29 artış yaşanan ise bu dönemde herhangi bir kazanç sağlamamıştır. Yakın izleme pazarı ise e lisesinde 16. sırada yer alan Diriliş Tekstil son şeritte 556 bin TL net kar yazdı. Piyasa ile 30 olan şirket hissesinin öz kaynak karlılığına baktığında eksilerde olduğunu görmekteyim. Herhangi bir döviz pozisyonu bulunmayan şirketin net borcu 12 milyon TL. Son bir senede öz kaynaklarda %6'ya yakın bir kayıp yaşandı. Şirket hissesi son bir senede %11 değer kaybı yaşadı. Bir başka yakın izleme pazarı hissesi olan Kosmos Yatırım son çeyrekte 416 bin TL net kar ve 8.97 milyon TL satış yeri elde ettiğini açıklamıştır. Finansal olarak istikrarlı bir grafik çizen şirket hissesinde güncel FK değeri aldı. Piyasa defter değeri ise 3.66'dır. 16.734 TL döviz açık pozisyonu bulunan şirket kasasında 6.000 TL nakit bulundurmakta. Son 1 senede öz kaynaklarda %22 artış yaşandı. Yabancı yatırımcısı bulunmayan ise son 1 senede %20 artış gerçekleştirdi. Yakın izleme pazarı hisseleri lisesinde 18. sırada yer alan birlik mensucat son çeyrekte 849.000 TL net zarar ve 594.000 TL satış geri elde ettiğini açıkladı. Son 10 çeyrede sadece bir kez net kar açıklayan şirketin net kar marjı ve öz kaynak karlılığı eksi seviyelerde. 98.000 TL döviz fazla pozisyon bulunan şirketin yabancı yatırımcısı bulunmamakta. Son bir sene öz kaynaklarda herhangi bir artış veya azalış olmamıştır. Bu süreçte ise %24 değer kaybı yaşadı. Yakın izleme pazarı hisseleri listesinde son sırada yer alan Atlantis Yatırım Holding son çeyrekte 1.8 milyon TL net kar ve 8.58 milyon TL satış geliri elde ettiğini açıkladı. Güncel FK değeri 32, piyasa değerleri ise 12'dir. Net kar marjı %12, öz kaynak karlı ise %49'dur. Bir de öz pozuna sahip olmayan şirketin öz kaynaklarında %4 artış yaşandı. Son bir senede hissenin %60 değerlendiğini belirtmek istiyorum. Burada 19 adet yakın izlenme pazar listeleri aktardım. Maalesef ki %90'ı finansal olarak adeta batık bir durumda. Bu tür yatırım yapma yanlışına düştüyseniz güncel bilançoları yakın takibi alıp buna göre bir karar almanız gerekmekte. Tabi burada şöyle bir gerçek de var. Bilanço okumayı bilen birisi kesinlikle bu tür yatırım gerçekleştirmez. Ben her zaman içeriklerinde net borcu olmayan, düz fazla pozisyonu sahip ve her çeyrekte satışlarını ve net karlılığını artıran şirketlere ortak olması gerektiğini hep dillendirdim. Finansal durumu kötü olan şirketlere girmek ile coinlere yatırım yapmanın farksız olduğunu düşünüyorum. Bu hisselerin forumlarına göz attığımda yorumlara gerçekten çok üzüldüm. Umarım zararı olan kişiler en yakın zamanda bu zararlarından kurtularak yatırımlarına değer katarlar. Böylelikle 19 adet yakın izleme pazar ile ilgili finansal detaylar değinmeye çalıştım. Sizlerin de burada yer alan yakın izleme pazar hisseleri için yorum ve görüşlerinizi bekliyorum. İçeriğimi beğenmeyi unutmayınız söylediklerim kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değildir. Bu tür hizmetler almak istiyorsanız SPK'nın onay vermiş olduğu kurumlardan destek talep edebilirsiniz.